Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydan Doğan 4. sezon 4. bölümünü hep beraber oynayacağız. Başlayalım. Mia bir anda beklenmedik bir teklif alıyor. Hadi bakalım. Tamam. Böyle iyi. Bölüm 4. Benim sevgilim ol. Kapı çaldı. Evet. Bir şey söylemem lazım. Vasco'dan haber mi var? Tam tersi. Ona ulaşamıyorum. Acaba neden? Kahretsin. Prens yumruklarını sıkıp öfkesine hakim olmaya çalıştı. Çık. Bundan sonra ne yapacağımı düşünmem lazım. Ya şu adamı suçlu bulmamız için her şeyi yapmış yazar. Ama ben ilk oynadığımdan bile Etimod demiştim yani. Mia Grace ve Gilly'in olayını kimseye anlatmadı. Bu hikaye her ikisinin özel hayatından çok fazla detay içeriyor. Sonu iyi bitti. O yüzden endişelenecek bir şey yok. Birkaç gün sonra Max'ten haber geldi. Üçünün buluşmasını teklif etti. Yeri kendisi seçti. Selam. İyi akşamlar. Merhaba. Burayı kolay buldun mu? Evet. Bir şey içer misiniz? Kahve. Vampir etrafına tereddütle bakındı. Burada bira ve cips dışında başka bir şey var mı? Kurt adam büyük bir zevkle başını salladı. Evet, kızartılmış patates, pişi ve pizza. Victor kurt adamın iğneleyici sözlerini duymazlıktan gelip buzlu su istedi. Ya, çok tatlılar ya. Sipariş geldiğinde genç kız sordu. Haberin ne? Kutulardan birini alan o Fransız orman bekçisi hakkında bilgi edindim. Max acele ettirme. Ettirme. Onu nerede bulabileceğimiz belli oldu. Evet. O ormanca bir kurt adammış. Yakında onun iletişim bilgilerini bulurum. Tuhaf. Vampir Luca metnin bir kısmını kurtlara mı göndermiş? Gerçekten enteresan. Bu çekiyor mu bu arada? Çekiyormuş. Büyük ekranda basketbol maçını izleyen bir grup genç sevinç çığlıkları attı. Mia bu sesten ürktü. Sonra sordu. Max, burası nasıl bir yer? Kör müsün, nasıl bir yer olduğunu görmüyor musun? Spor bir bar işte. Taraftarlar çok gürültülü ama en azından konuştuklarımızı kimse duymaz. O tarihçi Fabian vampir prenslerinin statüsüne zarar verebilecek ve yapılması yasak olan bir ritüelden bahsetmişti. Evet, eminim ki o ritüel, Mora, Aydan Doğan, kehanet hepsi birbirleriyle alakalı. Kurt Victor'a baktım. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle alakalıdır. Ya Angel bir ritüel yapmaya karar verdiyse? Genç kız iç geçirdi. Ben onun gizli hobilerine engel olmazdım. Yapsın ritüelini, ayinini, dans etsin, siyah mum yaksın, her neyse işte. Bence İspanya prensi bu konuda kafayı yedi. Belki de her şeyi öğrendiğimiz zaman amca bizi rahat bırakır. Hiç sanmıyorum. Aynen. İşin en ürkütücü tarafı kehanetin gerçekleşiyor olması. Herkes sustu. Ne yapacağımızı bilsek, ormancıyı arayacağız. Evet. Şu kurt sürüsüne gidiyorduk, değil mi? Hafta sonu Mia ev konusunu çözmeye karar verdi. Victor'da çok kaldım. Bir süre kalmak hep kalmak anlamına gelmemeli. Evini ve yemeğini böyle serbestçe kullanmak benim tarafımdan domuzluktur. Van Artis o kadar görgülü biri ki beni asla kendi isteğiyle kapıya koymaz. Mia birkaç emlakçı aradıktan sonra eşyalarını topladı. Emlakçılar bana uygun bir şey bulamazlarsa Trisha'da kalırım. Bana evi ortak tutalım demişti. Mia valizini giriş kapısına koyarken Victoria ile çarpıştı. Vampir ona biraz şaşkın, biraz da endişeli bir bakış attı. Mia, bu ne demek şimdi? Ay kıyamam, bir şey yapacağız zannettim. Hiç, sadece yeter. Sen de çok uzun süre kaldım. Misafirliğim fazla sürdü.
Van Art'ın kaşı yay gibi kalktı, yüzünde kuşkulu bir ifade belirdi. İzninle bu karara varmak için ne kadar çok düşündüğünü sorabilir miyim? Üyeki yapma, misafirperverliğini suistimal etmek istemiyorum, beni kendi evinde çekmek zorunda değilsin. Bunu demek isterim ama çok aptalca bir cümle, o yüzden bunu söyleyeceğim. Sana yük olmak istemiyorum. Kendi gelirime göre yaşamaya alışmam lazım. En azından bu tür konuları kendi başıma halletmeyi öğrenmem lazım. Evet bak, kendisi bile anlamış yani hiçbir şeyi kendi başına yapmadığını. Mavi'ye başını sallayıp kısaca dedi ki, bir dakika. Dönüp içeri girdi. Nereye gitti ya? Dönünce Victor kızın önüne güzel kokan bir çay tepsisi koydu ve rica etti. Dinle beni. Vic, ben... Vampir'in sesi değişti. Buz gibi bir tonla Mia'nın karşı çıkmasını engelledi. Aynı zamanda son derece kibar kalıp tekrar etti. Sana rica ediyorum. Biraz bardak al, bir bardak çay al, iç ve biraz sus. Sözleri kulağa çok nazik gelse de gözlerinde emir vardı. Şöminedeki ateş bile bir an için korkup sönmüştü sanki. Mia dediğini yaptım. Victor kızın eline porselen bir bardak tutturduktan sonra mahsus şefkatli bir ses tonuyla dedi ki, bebeğim sakin ol ve dinle beni. Üzgünüm ama bu konudaki düşüncelerin... Kibar bir tabir bulamayıp sustum. Yani absürt. Çünkü yanlış bir algı üzerine kurulmuş. Düşüncelerin yapısı kesinlikle hoşuma gitmiyor. Ama bu benim hatam. Ben kendi pozisyonumu net bir şekilde belirtememişim demek ki. Olsun, durumu biraz aydınlatalım. Birincisi, asla ama asla benimle konuşmadan bu tür konularda karar verme. İkincisi, sen benimlesin, sen buradasın ve bu çok güzel bir şey. Canım çektiğinde gelirim, canım çektiğinde giderim ilişki konsepti iyi bir şey değildir. Üçüncüsü, ikimizin de ev olarak gördüğümüz yerin aynı olması çok hoşuma giderdi. Eğer yatak odam sana uygun değilse ve kendi alanına ihtiyacın varsa, sadece kendini ayırabileceğin bir yeri düzenlemen için evim yeterince büyüktür. İstediğin misafir odasını seçebilirsin. Ben oraya girmem bile. Aa hayır, öyle değil. Peki ama bu konuyu çözdük mü? Genç kız iç geçirip düşündü. Ciddi ciddi beraber yaşamamızı teklif ediyor. Bu onun için büyük bir adım. Bu tür teklifler neye yol açar? Bundan sonra ne olacak? Gerçi bizi onca şey zaten bağlarken içimde uyandığı duygular reddetmeme izin vermiyor. Reddetmedi zaten. Mia sonunda cesaretini toplayıp konuştu. Tamam. Van Art'ın sesi yeniden yumuşadı. Ya kedi gibi ya, kedi gibi ya. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Rica ederim bebeğim, ne demek. Mia genç adama sokuldu. Omzuna yaslandı. Vampir gözlerini kapatınca uzun siyah kirpikleri titredi. Ya heyecanlanmış. Yok, bu adam kesin bir kediye benziyor. Konuya uzaktan girerim. Kendini anlatmayı öğrensin yavaş yavaş. Vic, geçmişine dair bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hiçbir erkekle birlikte oldun mu? Hayatını birini hiç sevdin mi? Ya bunu söyleyip de... nasıl desem? Yani... Adama o kızı hatırlatmak istemiyorum çünkü kötü şeyler yaşanmış. Yani bunu sormak istemiyorum, bunu soralım. Gerçi hepiniz bunun cevabını biliyorsunuzdur ama. Van Art kıza yan yan bakıp soruyu netleştirmek istedi. Ne anlamda? Cinsellik anlamında. Hafifçe yanağına dokundu. Sence? Bence kesinlikle hayır. Hayır. Neden olmasın? Oldukça yaşlıyım. Zarif bir delikanlı pekala ilgimi çekmiş olabilir, olamaz. Tahminin doğru olduğundan emin misin? Evet, bak gülümsüyorsun işte. Bir erkekle asla cinsellik yaşamadım. Belki de yeterince yaşlı değilimdir. Aa, ya doğru, ikisini de soruyorduk burada ya. Neyse, ilk bunu sorsaydık keşke. Belki uzun zaman önce. Victor'un suratından bir gölge geçti sanki. İşte bak, bunu yapmak istemedim. Sonra düşünceli düşünceli güzel bir ses tonuyla söyledi. İç çekişlerin buğusuyla yükselen bir dumandır sevgi. Duman dağılınca tutuşan bir ateş olur sevenlerin gözünde. Keder indi mi bir kez, sevenlerin gözyaşıyla beslenen bir deniz oluverir. Başka nedir ki o? En akıllı bir cinnet, soluk kesen bir zehir, kurtarıcı bir tatlılık.
Al işte ya, sorumun cevabı bu değil. Ya adam sana ya, ya gerçekten bu kız, katlanamıyorum bu kızı ya. Oynayasım gelmiyor şöyle. Vampir gözlerinin içine baktı ve onaylayıp tekrar etti. Değil. Senin Elimia'nın boynunda gezinip çenesine dokundu. Kıyısı olmayan bir şefkat okyanusu. Hemen arkasında iradenin yıkılmaz buz kayalıkları ve ardında çoktan unutulmuş acılar ile hasretin uzak yankısı. Hissediyorum, anlıyorum. Israr etmenin vakti değil. O zaman niye öyle sorumun cevabı değil diyorsun? Geri zekalı. Allah'ım kurtar beni ya. Mion okşayan eli öptüm. Gömleğiyle tabii ki yani. Bu seçim Victor ile olan ilişkiyi etkilemiştir. Mia vampirin gömleğinin düğmelerini birer birer açtı. Kızın dudakları genç erkeğin göğsünde ve köprücük kemiğinde gezinip boynunda durdu. Ya şapşal. Mia'nın verdiği şefkatin tadını çıkarırken onun kürek kemiklerini okşuyor, kanatlarını arıyor gibiydi. Bir süre sonra çift tatlı bir havaya girdi. Kendine soyun, Victor'u soy. Victor'u soy. Bir an önce Victor'a yakınlaşmak için acele acele hareket etti. Victor'un kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Victor gülümseyip ona yardım etti. Kız utancını bastırarak konuştu. Al beni, benimle ol. Meleğim. Ya, ya of. Sinir ediyor beni ya. Vampir bir şeyler fısıldayarak kızın kulak memesini hafifçe ısırdı. Sonra şefkatle dudaklarıyla sardı. Deli gibi tahrik olduğu için düzgün nefes alamıyordu. Harikasın. Sen kendine bak. Victor'un serin elleri kızın vücudunu vücudunun vücudu nasıl yazılıyor bilmiyorlar gerçekten. Üstünde dans edip tenini yakıyordu. Tatlım. Onu yavaşça yatırdı ve yanına uzandı. Bir gece kadar güzelsin. Vic. Mia vampire sarılacaktı ama genç adam bileğini tuttu. Ve kızın kolunu mümkün olduğu kadar yukarı kaldırdı. Kızı titreyen bir keman teli gibi gerilmek zorunda kaldı. Muhteşemsin. Gözleri, sesi son derece gergin olduğu için vücudu daha da hassaslaştı. Duyuları keskinleşti. Her bir dokunuş artık elektrik çarpıntısı gibiydi. Erkeğin gücü kızı kendine geçmesine sebep oldu. Ne kadar da narinsin. Benim. Artık ağır gelen, aşırı uzun süren bu ön sevişme acı vermeye başladı. Mia titriyordu. Aşırı hassassın. Bana bak. Mia dediğini yaptı ama vampirin yüzüne zor odaklanabildi. Gözlerindeki emirle yalvarış birbirine karışmıştı. Bana artık kendinden memnun bir şekilde gülümsedi. Sonra dudaklarını öptü. Şefkat dolu, emin bir hareket. Mia onun içine aldı. Yay gibi gerilip kendini teslim etti. Vampir temposunu ve pozisyonunu sürekli değiştirerek kızla oynuyor gibiydi. Mia'nın inlemelerinden tutkunun şarkısını yazıyordu sanki. İhtirasın içinde kaybolarak. Acının ince çizgisini dengeleyerek. Baş döndürücü bir uzunlukta. Tek bir beden haline geldiler. Kendilerine geldiklerinde yan yana oturup uzun uzun şömine ateşini izlerken Van Art dedi ki ''Biraz dalaşalım mı?'' ''Nerede?'' ''Bugün bir galeride harika bir özel tablo koleksiyonunun sergisi var. 18. yüzyıl. Sonrasında da kokteyl var. Peki, sadece ne giyeceğimi bir düşüneyim.'' ''Aa, burada kıyafet veriyordu bize değil mi?'' ''Evet, vampir kalkıp dolaptan bir paket çıkardı.'' ''Belki bu olur.'' Mia paketi açıp içinden kıyafet çıkardı. Hediyesi için teşekkür edip üstünü değiştirmeye gitti. Bayıldım. Güzel ilişki kurduğunuz için Victor'dan hediye aldınız. Tamam. Gerçekten çok güzel kıyafeti bu arada. Yani Victor'un zevki tabii ki de güzel olacak. Teşekkür ederim. Saçı değiştirebiliyor muyuz ama? Değiştiremiyor muyuz? Ha, değiştiriyoruz, süper. Ya o kıyafete o saç olmadım. Fena olmadı. Bu olabilir, bu olmaz.
Böyle açık bir saç olsun. Açık ve uzun bir saç olsun. Yok. Aslında bu da olabilir. Ama o saç şeklini beğenmiyorum. Bak bu da oldu. Ay, şey yapalım. Şunu siyahını yapalım. Heh, hazır. Sergi oldukça ilgi çekiciydi. Dünya ressamlarının orijinal tabloları sergileniyordu. Sergiye birçok sanatsever gezdiği için ortam ya bazen tuhaf gelse de onun için ilgi çekiciydi. Ay keşke orada olmak isterdim. Zaten Victor genç kızı hiç yalnız bırakmayıp onun akşam boyunca nazik bir şekilde ilgileniyordu. Eve sabaha karşı döndüler. Mia'yı telefon sesi uyandırdı. Telefonuna uzanıp ekranda Sean ismini gördü. Efendim? Selam. Bağırma öyle. Neden? Başın mı ağrıyor? Akşamdan kalmamışsın. Dün içtin mi? Kiminle? Bu soru şelalesi Mia'yı dumura uğrattı. Önemli değil. Ben seni neden arıyorum? Yardım edebilir misin? Hangi konuda? Sana bir kadın olarak ihtiyacım var. Topun kadın tuvaletine mi kaçmış, kadın bedenini mi konuşacağız, tıraş olmanın vakti geldi mi diye soracaktın. Kadın bedenini mi konuşacağız? Ben bunu sormuştum. Hayır hayır demiştim. Bunu da sormuştum, gülmüştüm. Bunu söyleyelim. Haha hayır. Everest'e gelir misin? O ne? Restoran mı AVM mi? AVM'ydi galiba. Evet. Yerini biliyor musun? Evet. Hemen şimdi mi geleyim? Akşama doğru gelecek misin? Konunun ne olduğunu açıklarsan. Ya şöyle şimdi... benim sevgilim olur musun? Ne diyorsun sen? Sadece bugünlük. Hahaha. Seyhan bu çok komik. Neden? Öyle işte. Neden öyle bir şey istedin? Derslerimiz geç saatte bitince arkadaşlarla o AVM'de toplanırız. Takılmaca işte. Yani kızlar da var tabii. Hepsi nasıl havalı? Hiç yaklaşamazsın. Ben de düşündüm ki beni senin gibi havalı bir kıza görürlerse benim de çok havalı olduğumu düşünürler. Ve benim kız arkadaşım olmanın havalı olduğunu. Anlatabildim mi? Mantıklı kral kim? Cümleyi küçük kurdun yerine Mia bitirdim. Kraliçenin yanındaki. Hah, aynen. Belli bir kız etkilemek mi istiyorsun, havalı mıyım ben? Hiç havalı değilsin. Ama bunu soracağım. Yok. Mia onun yalan söylediğini anladı. Doğruyu söyle. Yani... O halde bu fikrim pek iyi sayılmaz. Bunun yerine kıza çiçek hediye etsen daha iyi olur. Ay, sayın ilişki uzmanı Mia konuştu. Ah, çiçekler sonra. Şimdi statümü belli etmem lazım. Haha. Gülme. Ciddiyim ben. Affedersin. Sen resmen strateji uzmanısın ya. Peki peki Seyhan. Ben bir geleyim de oradayken bir daha konuşuruz. Of çayım bitti ya. Bir yudum kalmış. Birkaç saat sonra Mia AVM'ye girdim. Ay buz gibi olmuş çay. Kurdun onu sabırsızlıkla beklediği belliydi. Tekrar selam. Üstümde değiştiremiyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Selam. Çok iyi görünüyorsun. Yarın biteceksin değil mi? Madem geldin. Bir sorun var ama Seyhan. Ben yetişkin bir kızım. Sadece de salaklar bizim gerçekten birlikte olduğumuza inanır. İnanırlar. Ben senin poponu tutarım. Kızmak, gülmek. Canım niye kızalım ya? Gül. Ne yüzsüzsün be? Arkadaş olarak ya ne var? Yobaz mısın? Çok mu zor? Helen bunları öğrenirse benim kafamı koparır. Seni baştan çıkardığımı söyler. Ay bırak. Nereden haberi olur? Ben derslerden kaçtım zaten. Dersi mi kırdın? Sorun değil ya gerçekten. Bu seferden bir şey olmaz. Eminim bir ders bir seferdir. Biz seninle şimdi tayfanın burada toplandığını bekler yanlarına uğrarız. Merhaba deyip gideriz.
Yani sanki tesadüfen arkadaşların olduğu yere gelmişiz gibi. Sana burayı gösterdiğimi söylerim. Sen ağlamaklı bir sesle yalvardı. Mia, itibarım sana bağlı. Hayatım sana bağlı. Sonuçta söz konusu okul ortamı. Lütfen. Ne yapacağım seni ben? Kız başını salladı. Bunu kabul ettim mi inanamıyorum. Oley. Erken sevinme. Birincisi, ufak bir şey bile hoşuma gitmez, hemen giderim. İkincisi, evet. Bunu Max'e kendin anlatacaksın. Seyhan onaylayarak başını salladı. Anlaştık. Ve son. Seninle beraber geleceğim. Ama bana dokunmak yok. Öpme sarılma falan yok. Anladım ama istemediğine pişman olursun. Uzun mu sürer? Millet geç saate kadar burada kalıyor. Yalnız bu büyüyünce gerçekten yakışıklı bir çocuk olacak bu arada. Sen evine nasıl gidiyorsun? Genelde beni Max alıyor. Onun için sorun değil. Şehirde yaşıyor sonuçta. Hem okuldan seni baban alıyorsa ayrı, amcan alıyorsa ayrı. Havalı oluyor yani. Yani özellikle Max gibi bir amca olunca ayrı bir havalı oluyor. Mia kışı kurdu, eleştirel bir bakış attım. Arkadaşların ne zaman gelir? Yarım saat içinde filan. Vaktimiz var. Ne için? Havalı bir genç havalı görünmeli değil mi? Siyan'ı mağazalara götürüp ona kıyafet seçtim. Evrim yazılı tişört. Nerede evrim yazıyor anlamadım. Ha, şunlar mı? Gömlek ve dar kot. En pahalısı buydu galiba. Tişört ve geniş kot. Evet, gömlek ve dar kot. Böyle daha iyi mi? Güzel. Hadi arkadaşlarına gidelim. Siyon'un gelmesi grubun hayaletli bir tepki vermesine sebep oldu. Erkekler çok şaşkındılar. Kızlar ise Mia'ya yan yan bakıyorlardı. Selam herkese. Tanışın. Bu Mia. Mia bu Sam, Jimmy, Daniel, Pam, Mark ve Jess. Kızlardan biri kurnazca gülümsedi. Tipe bak ya. Kız arkadaşın kaç yaşında acaba? Ne biçim soru bu? Ne fark eder? Bana fark etmez. Annenle baban sorun yapmasın da. Allah'ım bıyıklısı ya. Jess, kiminle ve nasıl iletişim kuracağım ben kendim karar veririm. Uzun zamandan beri böyle. Aklım ermiyor. Bu hızla yakında annenden yemek parasını almayı da bırakırsın sen. Dalga geçiyor. Çocuk kurtarmam lazım. Seyhan'a sarıl, Jess'e laf sok. Ya çocukla çocuk o yani, bu çok saçma. Sarıl diyelim. Seyhan. Yanağına dokundu. Canım dondurma çekti. Küçük kurt toparlanıp doğruldu. Biraz daha sert bir ses tonuyla konuştu. Hemen alalım bebek. Gel. Vedalaşıp gittiler. Hemen alalım bebek. Çok tatlı ya. Nasıl baktıklarını gördün mü? Herkes şok oldu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu arada Jess senden hoşlanıyor. Hiç sanmıyorum. Hem bana laf soka aptal gibi görünmeme sebep oluyor. Çok küçüksün daha ya. Bu bir flört işte. Öyle mi? İyi o zaman. Şimdi ne yapalım? Seninle beraber Max'i bekleyelim mi? Ama ben seni dışarı çıkarmış oldum sanki. Bir fikrim var. Bir filmde kızın erkek arkadaşının mayo defilesi yaptığını gördüm. Çok iyiydi. Bunu duymamış olayım. Kadın iç çamaşır mağazalarına tek başıma girmeye tırsıyorum ama çok merak ediyorum. Bir daha elime bu fırsat geçer mi? Bir şey seçmek istersen senin tarafına bakmam bile. Söz. Sadece vitrinin orasında beklerim. Peki ikna ettin ama Max'e bununla ilgili bir kelime daha etmeyeceksin. Herhalde. Seyhan söz verdiği gibi bir tarafta durup kızın rahat rahat çamaşır seçmesine müsaade etti. Unutma beyni takımı. Bu ne ya? Lavanta takımı. Yasemin takımı. Ya bu ne, bu ne ya? Mint takımı. Hepsi çok iğrenç. Ama en pahalısı buydu. Ay. Çok şık. Bunu alacağım. Mia. Efendim?
Sence Jess gerçekten benden hoşlanıyor mu? Evet. Bir dakika sonra genç Fall teklif etti. Sinemaya gidelim mi? Olur, hemen geliyorum. Ne izleyeceğiz? Filmden sonra kafeye gittiler. Açım. Merhaba, sipariş vermek için hazır mısınız? Pizza, büyük boy, iki porsiyon et ile ve iki tane sütlü kokteyl. Yuh. Tamam. Garson sipariş alıp gitti. Bir şey daha alsa mıydık ya? Başka bir tarafa bakıyordu. Mia? Etraf çok kalabalık olsa da Mia herkesten farklı olan o çifti hemen gördü. Burada ne işi var? Mia, Monica'nın yanında olan açık renk kostümlü adamı tanımadı. Ama vampir olduğunu hemen anladı. Beni görmediler. Sorun ne? Sam baktığı yöne baktı ama o çift çoktan kayboldu. Fakat ardından kötü bir ön sözü bırakmışlardı. Gitsek iyi olur. Burada vampirler var. Emin misin? Evet. Ya bak etraf çok kalabalık. Bize ne yapabilirler ki? Bizimle burada kavga çıkarmazlar ya. Hem dışarısı karanlık oldu bile. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Küçük kurt saatine baktım. Max geldi gelecek. Onu bekleyelim. Peki. Sion'u sakinleştir. Sert çıkış. Sakinleştir. Haklısın. Burada güvendeyiz. Burada oturalım. Aynen. Buraya niye geldiler ki? Korkma. Korkmuyorum zaten. Mia çocuğun gergin olduğunu farkındaydı. Ara onu. Max'in. Sean durumu amcasına kısaca izah ettikten sonra telefonu kapattı ve dedi ki gelmiş bile. Monica'yı bir daha görmediler. Yine Mia ancak Max'i gördüğü zaman rahatlayabildi. Selam. Neredeler? Bilmiyorum. Gitmişlerdir. Fall masaya geçtim. Sean, sen burada vampirleri daha önce gördün mü hiç? Hiç görmedim. İyi ama yine de buraya bir daha gelmiyorsun. Ya belki sadece sinemaya geldiler. Vampirler de film izliyor herhalde. Olabilir ama senin gittiğin sinemalarda değil. Bence bu bir tesadüf. Karşı çıkmasayan Max haklı. Bu güç veriyordu galiba. Tesadüf diyelim. Büyük ihtimal. Ama şehrin elenebilecek daha çok yeri var. Biz de sipariş ettik. Onu beklesek bari. Yoksa hemen şimdi mi kaçmalıyız? Ben iş çıkışı daha yemek yemedim. O yüzden oturalım biraz daha. Hem sana kaç kere söyledim? Kurtlar kaçmaz. Sadece stratejik bir geri adım atarlar. Seyahat sana bir şey anlatacak bu arada. Nedir? Mia'dan yardım istedim. Max, Sian anlattıklarını dinleyince neşeli neşeli gülüp başını salladı. Bak sen, planınız işe yaradı mı bari? Yaradı sanki. Siparişiniz. Teşekkürler. Sean pizzadan aldığı parçayı daha bitirmeden yanında geçen garson birine meyve suyu götürürken tökezleyip bir yerinde sallandı. Bu bardağın içindeki meyve suyu Max'in tişörtüne döküldü. Ah özür dilerim. Kurt adam üstündeki ıslak lekeye bakarak ayağa kalktım. Önemli değil. Hemen silerim. Gerek yok gerçekten. Mia'ya baktım. Burada oturun hemen geliyorum. Bu katta lavabo yok. Depoya geçip orada kıyafetinizi temizleyebilirsiniz ama. Bak sen. Depo şu tarafta. Personel koridoruna girin. Sağdan birinci kapı. AVM'nin her yeri çok kalabalıktı. Bir sürü kafeden gelen yemek kokuları, parfüm kokularına karışıyordu. Bu şartlarda hiçbir kurt adam koku alma becerisine güvenemezdi. Ama Fall deponun kapısını açtığı an kan kokusunu aldı. Anlamadım. Bir vampirin kokusu mu bu? Max içeri girince yerdeki cesede ve altında koyu ayılan koyu kırmızı bir birikinti gördü. Vampirin paramparça olmuş kafası bedeninden neredeyse kopmuştu. Açık renkte olan kostümün her yeri yırtılmıştı. Biri burada iyi iş çıkarmış. Son hız çalışan kafası bu korkunç sahneyi en ufak detayına kadar taradı. Bir kurt dişlerinin izleri var. Onu bir kurt adam öldürmüş olmalı. Hem de daha birkaç saniye önce. Ah bebeğim suçu senin üstüne atıyorlar. Mia'nın kalbine kötü bir ön sesi saplandı. Gergin gergin etrafına bakıp Fall'un gittiği yere yönelen Monica'yı gördüm.
Bir sorun var. Max'i uyarmam lazım. Seni onu buradan götürsem iyi olur. Tabii ki elmas seçenek olduğu için. Gel benimle. Bu seçim Sean ile olan ilişkiyi etkilemiştir. Tamam. Genç kız kafe masalarını geçip koridora koştu. Bir şey mi oldu? Küçük kurt peşinden geldi. Fall arkasında bir hareket hissedip döndü. Norman? Kurt! Kız yerdeki cesedi gördü. Mia koridora vardığı an Monica'nın sesini duydu. Sen Norman'ı öldürdün. Saçmalama, ben öldürmedim. Yalan. Kaçmana müsaade etmem. Yerinden kıpırdama. Prens'i arıyorum. O halleder bu işi. Vampirler Max'i asla bırakmaz. Kaçması lazım. Monica'nın dikkatini nasıl dağıtırım? Kız duvardaki yangın aletlerini gördü. Kapısını at, yangın alarmını aç. Bu. Bu karmaşada Sean ile ikimizi kimse fark etmeyecek. Max o sırada kaçar. Mia kırmızı düğmeye bastı. Zzzz. Bütün katta uyarıcı ışıklar yandı. Endişeli çığlıklar duyuldu. Kaçalım. Mia küçük kurdu merdivene sürükledi. Norman korkunç haldeydi. O çok yaşlı bir vampirdi ve vücudu yenilenebilirdi. Ama o şekilde... Kurduğu cesedin hemen yanında yakaladım. Kim olduğunu bilmiyorum. Sarışın bir genç. Affedersiniz. Dışarıdan yangın uyarısı gelince dikkatim dağıldı. Katil hemen dışarı fırladı. Ona engel olamadım. Cesedi kendim halletmek zorunda kaldım. Orası çok kalabalıktı sonuçta. Ben güvenliği hipnoz etmeye çalışırken kapıyı kapatmışlardı zaten. Neyse ki Norman'ı kimse görmedi. Howard haklıydı. Kurtlar haddini aşmışlar artık. Biz bunu böyle bırakmayız, değil mi? Kavga etmeyi istemediğimi herkes bilir ama onlar çizgiyi aşmışlar. O kurtulumu bulmamız ve onu öldürmemiz lazım. Aha, öldürürsün. Gerçek katili öldür. Bizi ilgilendirmiyor ama Max'e dokunamazsınız tabii ki. Neyse, 101 uzlaşma puanımız oldu. 29 ay yeteneğimiz oldu. Aa, bu bölüm hiç ay yeteneği almamışız. Neyse. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve sizi moruluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.